Merhaba Mastermind izleyicileri. Bir önceki videomda sizlere Orion bulutsusunun çeşitli teleskoplarla nasıl göründüğünü göstermeye çalıştım. Ancak şu zamana kadar çekilmiş en detaylı görüntüleri sağlayan Hubble ve Spitzer uydularının görüntülerinin tamamını detaylı şekilde ancak bu videoda sizin için hazırlayabildim. Bu videoda Orion bulutsusunun bilimsel açıdan en detaylı görüntüleri ile bu görsellerin biz insanlık için ne ifade ettiğinden bahsedeceğim. Bir önceki videoda da bahsettiğim gibi bu bulutsu uzay boşluğunda bize en yakın yıldız oluşum kümesidir. Farklı teleskoplarla bulutsunun nasıl göründüğünü merak eden ve bulutsu hakkında çeşitli bilgiler edinmek isteyenler yukarıdaki linkten bir önceki videoyu izleyebilirler. Bu videoda Hubble ve Spitzer teleskoplarıyla bulutsunun merkezine zoom yapılarak hem görünür ışıkta hem de kızılötesi ışıkta görseller üzerinde durulmuş. Ve aslında görünür ışıkla uzaya baktığımızda ne kadar az şey gördüğümüzü bir kez daha fark etmemizi sağlamıştır. Bulutsunun merkezindeki devasa 4 yıldız kaliteli bir dürbünle bakıldığında bile seçilebilirken aslında o sırada orada proseslerine devam eden 2300 yıldız oluşumu görünür ışıkla Hubble teleskobuyla bile bakıldığında çok zor görülebiliyor. Şu anda burada gördüğünüz görüntüleri daha iyi anlayabilmek için oradaki herhangi bir küçük yıldızı ya da yıldız oluşumunu güneş gibi hayal edebilirsiniz. Orada soluk bir şekilde görünen o yıldız aslında en az bizim güneşimiz kadar kuvvetli ya da kuvvetlenecek. Ayrıca bizim güneş sistemimizin çapı Oort kuşağına kadar yaklaşık 2 ışık yılı mesafeyken ve hatta bize en yakın yıldız bizden 4,5 ışık yılı uzaktayken orada bizim güneş sistemimizin sınırları kadar bir alan içerisinde onlarca yıldız bulunabiliyor. Karmaşayı hayal edebiliyor musunuz? İşte bu karmaşa ve çekim kuvvetlerinin etkisiyle sürekli yeni yıldızlar ve gezegenler oluşum aşamasına giriyor. Şu anda görmüş olduğunuz görsel bizim güneşimiz çaplarındaki bir yıldızın yıldızlar arası tayfa
yani yıldızlar arası rüzgarlara, kendi manyetik alanıyla Oort katmanına kadar nasıl koruma sağladığının net bir görüntüsünü sunuyor. Bizim Oort katmanımızda işte bu şekilde bizi ve güneşimizi Samanyolu'ndaki yıldızlar arası rüzgara karşı koruyor. Bir de şu şekilde düşünün. Biz kendi güneş sistemimizde daha bırakın Oort katmanına ulaşmayı, gezegenlerin hepsine bile sağlıklı yolculuklar düzenleyemiyoruz. Büyüklükleri bu şekilde düşündüğünüzde size de yıldızlar, bulutsular, galaksiler bana olduğu kadar ilginç geliyor mu? Şu zamana kadar gördüğünüz bütün görseller Samanyolu galaksimizin içinde bulunan bulut sulardan birine ait sadece. Daha Samanyolu'na ya da başka bir galaksiye bakmadık ve evreni incelediğimizde milyarlarca galaksinin varlığını görebiliyoruz. Büyüklüklerin, sonsuzlukların farkında mısınız? Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve sevdiklerinize paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda en kısa sürede görüşmek üzere. Hoşça kalın.